Ertesi gün hapı olarak bilinen tabletler şüpheli bir cinsel ilişki, yani gebe kalmaya neden olabilecek bir dönemde gelişen ilişki diye bunu tanımlayabilirim. Şüpheli bir cinsel ilişkiden ilk 24 saat içerisinde alınan yüksek progesteron içeren ilaçlardır. Yüksek progesteron içerdiği için doğum kontrol yöntemi olarak kullanılmaması gerekir. Dolayısıyla her şüpheli ilişkiden sonra sıklıkla alınmaması önerilir. Progesteron etkisi adet düzenini bozup ayrıca kanamalara neden olabildiği için bunu ertesi gün haplarını doğum kontrol yöntemi olarak bayanların tercih etmemesi gerekir. Eğer bir ay içerisinde birden fazla kullanım söz konusuysa, ki bu genelde önermediğimiz bir durumdur, kişinin doktora başvurup bu konuyla ilgili gelişebilecek yan etkileri konuşması gerekir. Progesteron içerdiği için bu haplar kanama düzeninde bozulma, adet görememe veya sık adet olarak karşılaştığı ara kanamalar şeklinde yan etkiler yapabilir. Ayrıca baş ağrısı, yine pıhtılaşma faktörlerini etkilediği için yüksek doz hormon, kan pıhtılaşma düzeylerini bozabilir. Dolayısıyla bir ay içerisinde örneğin bir gün ertesi gün hapı alması tercih edilir. Ertesi gün hapları ilk 24 saat içerisinde birden alınır. Genellikle kullandığı siklik döneme göre ya adet düzenini, yani rahim iç yapısını, yani gebeliğin oluşabileceği rahim iç yapısını bozarak etki gösterir. Dolayısıyla gelişen döllenmiş bir yumurta rahim iç yapısı bozulduğu için uterus içerisine yerleşemez.